Bizim Güzel Sanatlar Fakültesi'nde iki öğrencimizin bu alanda çok önemli bir ödül kazanması, birisinin 300 eser arasında birinci olması, diğerinin de finalist olması bizi tabii ki çok mutlu etti. Yine yapay zeka ile görselleştirmenin çok ciddi derecede atılımlar gösterdiğini görüyoruz. Tabii bu bizim öğrencilerimizin de çalışmalarına yansımak zorunda. Neden? Çünkü teknolojiden biz vazgeçemeyiz. Ama o teknoloji kendi lehimize ve kendi amaçlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek tarzda düzenleyebiliriz, yapabiliriz. İşte tam bu noktada yapılan yarışmalar var. Bu yarışmalardan bir tanesi de TÜRGEV'in yapmış olduğu 100 yıl sonra gelecek noktasında Türkiye ve şehirlerimizle ilgili neler düşünüyorsunuz konusuydu. Tabii bu konuda gençlerimizin hem duyarlılık kazanması hem de bu yapay zeka teknolojisinden faydalanarak 100 yıl sonrasının şehirlerini ya da düşüncelerini Türkiye bağlamında ele alması söz konusu oldu ve bunu hayata geçirdiler. Kendileri henüz bu teknolojiyle çok fazla aşina olmasalar da kullanma noktasındaki isteklilikleri ve bu isteklilerin motivasyona dönüşmesi ve onların çok güzel promptlar hazırlaması, senaryolar hazırlaması ve o teknolojiyle birleştiği zaman ortaya çıkan ürünler gerçekten nitelikli ürün haline geldi. Yani çok başta ümitli değildim aslında ben. Finale kaldım. Daha sonra zaten ilk üçte yokum ama gerçekten hani bu mutlu ediyor beni. Çünkü çok şans eseri oldum aslında. Hani şans eseri katıldım ve ilk uygulama deneyimim olduğu için çok mutluyum bu açıdan.